A Haber şehirlerin ekonomi nabızlarını bundan böyle yerinde tutuyor. A Haber'in öncülüğünde gerçekleştirilen şehir ekonomisi etkinliğinin ilki Gaziantep'te yapıldı. Kentin önde gelenleri, üreticiler, iş insanlarıyla çalışanlar bir araya geldi ve Gaziantep'in ekonomisi masaya yatırıldı. Kente yapılabilecek projeler konuşuldu. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Gaziantep sanayicisi hep üretmeyi, çalışmayı, kazanmayı, kazandırmayı, istihdam etmeyi, yatırım yapmayı kendisine felsefe olarak benimsemiştir. Bu da ilin hem sanayi kültürüne yansır hem de fiziken sanayi yatırımlarına yansır. Yatırımlar, öneriler, sorunlara çözüm arayışı. Anadolu ekonomisi bu buluşmada masadaydı. A Haber'in düzenlediği şehrin ekonomisi etkeninin ilk durağı ticaret kenti Gaziantep'ti. En büyük organize sanayi bölgesi burada. Türkiye'nin ilk binindeki 62 fabrika 2023 verilerine göre burada. Daha birçok eni var bu kentin ama bence en önemli özelliği bulunduğu coğrafyada bunları yapabilmesi. Yani ekonominin, sanayinin, ticaretin konuşulduğu her konuda, her istatistikte Gaziantep ilk 5 ya da 6 il içerisinde zikredilir ama diğer illerin bulunduğu noktaları düşündüğünüz zaman Gaziantep'in bulunduğu coğrafyayla bu rakamların çok daha anlam kazandığını düşünüyorum ben. Yani Doğu ve Güneydoğu'nun cazibe merkezidir, üretim merkezidir, sanayi merkezidir, ticaret merkezidir. Bugün organize sanayi bölgesinde 1200 civarında fabrika var. Bölgenin en fazla fabrikası olan kenti. Dünyanın her yerinde üretim yapıyor, her yerinde ihracatını yapıyor. Bu içinden geçtiğimiz dönem içerisinde de biraz daha teşvik edilip biraz daha desteklenmesi, ürün çeşitliliğinin artırılmasıyla birlikte çok daha iyi bir noktaya geleceğine inancımız var. Panele çeşitli iş insanları ve şehrin sanayi alanında önde gelen isimleri katıldı. Programın açılış konuşmasını Turkuaz Medya Grubu Tematik Kanallar Reklam Genel Müdürü Sibel Doğru yaptı. Turkuaz Medya Grubu olarak iş dünyasının her daim yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Gaziantep, ülkemizin gastronomi, turizm, sanayi alanlarının yükselen değeri ve parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Gaziantep ekonomisinin masaya yatırıldığı etkinlikte üretim, ihracat potansiyeli ele alındı. Bilinen tarihi anlamında milattan önce 8000'lere kadar tespit edilen tarihi anlamında uzanan bir geçmişe sahip. Yani milattan sonrayı da üzerine koyduğunuzda 10.000 yıldır insanoğlunun ayakları sürekli buradaki topraklara basmış. Medeniyet üzerine medeniyet inşa edilmiş ve toplantının gündemi anlamında bu 10 bin yıllık medeniyet serüveninde ticaret bu bölgede hiç eksik olmamış. Günümüzün her kesiminde konuşulan sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirliğin altında da alt kademeleri var. Nedir? Verimlilik. Elimizdeki fabrikaları İsrafları engelleyerek daha fazla nasıl verimli çalıştırabiliriz'i bir kere bizim tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi ürettiğiniz bir malın fiyatı dünyada zaten hemen bilgisayarın ucunda. İstediğiniz malı yazdığınız zaman anında nerede nasıl üretiliyor, fiyatı nedir bir anda çıkıyor. Ben artık rekabetimi mecburen dünya ile entegrasyonu kurarak yapmam lazım. Eskiden malı imal ediyorduk. Maliyet ortaya çıkıyordu. Üzerine belli bir karı koyuyorduk. Satış fiyatını belirliyorduk. Artık böyle bir şey söz konusu değil. Siz malı üretirken ne kadar ucuza üretebiliyorsanız, ne kadar israfları engelleyerek fiyatını aşağı çekiyorsanız kâr marjınızı da o denli fazlalaştırıyorsunuz. Gaziantep bazı sektörlerde Güneydoğu Anadolu'nun hatta Türkiye'nin önde gelen kentlerinden. Dünya makine halı üretim ve pazarının en önemli bileşenlerinden birisidir Gaziantep. Makarna sektörünün temel belirleyicilerinden birisidir Gaziantep. İl olarak 190'ın üzerinde ülke ile ticareti ve yurt dışı ticareti olan
bir il. Deprem dönemi dahil buradaki yurt dışı ticaretimiz bizim hep 19 milyar civarında. Yani o dönemde bile düşmüyor ama bunun güzel tarafı şu. 19 milyar dolarlık bu hacmin 11 milyar dolar civarı ihracat. Yani her yıl ülkeye pozitif anlamda 3 milyar dolar fazla, 3 milyar dolardan fazla katkı sağlayan bir il burası. Gaziantep sanayisi tekstil ağırlıklı, Türkiye'nin en büyük, en fazla un ihraç eden ülkesi, üreten şehriyiz. Plastik ayakkabı, plastik terlik, ayakkabı, makarna alanında dünyada lider sayılırız. Bu alanların tamamı ürün çeşitliliği çok yüksek bir şehirdeyiz. Etkinlikte Gaziantep ekonomisinin geleceği için yapılabilecek projeler de sunuldu. Tasarruf olmadan olmaz. Artık herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Hatta elinden gelince de şöyle bir karış iki karış da geriye çekmek durumunda. Bunları yaptığımız takdirde firmalarımızı ileriye doğru taşıyabileceğiz. Müşteri bulmakta dünyadaki durgunluktan dolayı zorlanıyoruz. Ama bunların hepsinin geçici olacağına ben inanıyorum. Bunlar geçtikten sonra ne olacak? İşte o zaman dünyaya yine entegrasyonumu sağlamam lazım. Yeşili ön plana çıkartmam gerekiyor ki Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek de aynı programı açıkladığında yeşile vurgu yaptılar. Firmalarımızı yeşile hazırlayabilmek anlamında gereken her türlü gayreti göstermekten başka çaremiz yok. Önümüzü görebiliyoruz. Evet, orta vadeli program bizim için kurtarıcı. Yani başka hiçbir şeyi düşünemiyoruz ve biz sonuna kadar sanayiciler orta vadeli programı destekçisiyiz. Ama bu desteği verirken de devletimizin de bize sağlayacağı bazı olanaktan olması gerektiği düşüncesindeyim. Şehrin ekonomisi buluşmasında üniversite sanayi işbirliğinin önemine de dikkat çekildi. İşçiler verimli çalışırken de bir depremde yara almış bir şehiriz. Ve şu anda maalesef Z kuşağını da işe çekmek durumundayız biz. Bu anlamda da üniversite sanayi işbirliği bizim için çok önemli. Bir araya gelmemiz lazım. Orada yetişen öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratiğe çevirmek anlamında üniversite sanayi işbirliğini kurmamız lazım. İşsizlik yok, iş beğenmemezlik var. Bu anlamda bizim bu insanları yanımıza çekmemiz gerekiyor. Çünkü herkes masa başı iş istiyor. Yok böyle bir olay. Yok böyle bir olay. Yani biz gençlerimizle beraber bu ülkenin geleceği için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeper, kentin Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye 100 yılı diye zikrettiğimiz ve hepimizin inandığı, yürekten bağlandığı ve onun içinde çalıştığı bu süreçte Türkiye 100 yılına en çok katkı veren illerden biri kesinlikle Gaziantep olacak. Sayın Ticaret Bakanımızın söylediği gibi biz ilk ona girdiğimizde de en çok katkı veren illerden birisi Gaziantep olacak ve dediğim gibi bir adım öteye inanarak, dayanarak, realize ederek söylüyorum ki Gaziantep bulunduğu coğrafyayla beraber burası Gaziantep merkezli olarak 15, 20, 25 yıl sonra Türkiye'nin yeni üretim, sanayi, ticaret merkezi olacak, Türkiye'nin yeni Marmara bölgesi olacak. Vali Çeper, etkinlik sayesinde yeni oluşturulacak ticari modellerin örnek olacağını da vurguladı. Yerinde ne kadar özenle seçildiği Gaziantep özelinden zaten anlaşılıyor ve bunlar çok faydalı oluyor. Biz zaten hep sanayicimiz, iş insanımız, ticaret konuştuğumuz herkes bir aradayız ama böyle dışarıdan misafirlerimizle beraber, bu tip organizasyonlarla beraber hem kendimizi daha iyi anlatabiliyoruz, hem bu anlatımlarımızdan sonra aldığımız dönütler bizi yönlendiriyor, hem de başkalarına çok konuda önderlik edebildiğimizi düşünüyoruz. Mesela Gaziantep bugünlerde herkesin konuştuğu yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, yalın üretim gibi konularda yine önderlik eden şehir. Yani herkes Gaziantep'ten de bu programlar vasıtasıyla birçok tecrübe ve bilgi birikimini elde edebiliyor. Böyle bir faydamız olduğunu da düşünüyorum.